Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Durun, gitmeyin. Bir kez deneyeyim dedim yani. Böyle devam etmeyeceğim. Ama sonuçta bu da bir YouTube kanalı. YouTube'un da jargonu bu. Neredeyse yani 100'den fazla video yaptım ve hiçbirine böyle başlayamadım. İçimizde ukde mi kalsın? Bir de biz deneyelim yani. Öyle çünkü YouTube'da biliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı like'lamayı, yani daha videoyu izlemeden like beklentisine giriyor. O kadar emin videonun ne kadar iyi, ne kadar beğenilecek bir video olduğundan o kadar emin ki direkt kafadan like talebiyle başlıyor. Benim öyle bir talebim olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Yani videomu like'layın, ne olur like'layın. Videonun altında şöyle bir işaret var. O işarete basarsanız videoyu like'lamış oluyorsunuz. Bu sayede de video çok fazla izleniyor. YouTube videoyu bir sürü insana gösteriyor. Ve büyüyoruz, daha çok izleniyoruz filan demeyeceğim. Çünkü ben bu kanalın abonelerinden ve izleyicilerimden eminim. Onlar zaten demeden de like'layan, demeden de yorum yazan, kanala abone olan ve videoyu paylaşıp daha fazla insanın görmesini sağlayan sorumluluk sahibi insanlara hitap ettiğime eminim. Bu kanal hepimizin. Bu kanalı imece usulüyle buralara getirdik. Doğru mu? Doğru. Şimdi sevgili arkadaşlar, kardeşlerim, yol arkadaşlarım, sizinle bir problemi paylaşmak istiyorum. Sizden cevap istiyorum. Sizden öneri istiyorum. Bu bir karar toplantısı. Bir süredir kafamda bir soru işareti var. Videonun adından da görüyorsunuz. Sizce kanalı satmalı mıyım, satmamalı mıyım? İyi de birader, nereden çıktı bu mevzu ya? Yani paraya ihtiyacım varsa söyle verelim yani diyecek. Çok fazla Civan Mert izleyicimiz var, ben biliyorum. Lütfen, lütfen elinizi cebinize atmayın. Mevzu çok başka arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabıma, evet benim bir Instagram hesabım var. 10 binlerce takipçisi olan bir Instagram hesabım. Yani 10 binlerce dememde bir abartı yok. 26 bin var, yani iki tane 10 bin olduğu zaman lerce diyebiliyorsunuz. 10 binlerce takipçisi olan Instagram hesabıma bir mesaj geldi. Hani oluyor ya, mesaj gönderme. Hani Instagram diyor ki filan kişi size mesaj göndermek istiyor. Onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Eğer onaylarsanız yazışabiliyorsunuz. Onaylamazsanız karşıdaki insanın o mesajı görüp görmediğinizden haberi bile olmuyor. Tabii bu Instagram'ın yaptığı güzel bir şey. Çünkü benim gibi fazla popüler, fazla sempatik, fazla sıcakkanlı insanlara haddinden fazla mesaj gelebiliyor. Misal bana 8875 mesaj, ya abartıyorum tabii ki o kadar değil, 8874 mesaj geldi. O mesajlardan birisi arkadaşlar diyordu ki kanalını bana satmak ister misin? Evet. Şaka zannettim. Sonra mesajdaki rakamı okudum. Mesajı gönderen insanın ismine baktım. Profilini inceledim. Adam ciddi. Rakam da ciddi. Rakam ciddi olmasa ben size bunu sormazdım. O yüzden bu kanalı beraber bu noktaya getirdik. Şu an 73 binden fazla abonesi var bu kanalın. Abone diyerek sıradanlaştırmayalım ya da bunu rakamlara, istatistiklere dönüştürmeyelim. 73 binden fazla insan değer vermiş. Bu kanala abone olmuş, videoları izliyor. Like'layın demeden like'lıyor. Yorum yazın demeden yorum yazıyor. O zaman madem siz benim yaptığım işleri önemsiyorsunuz, ben de böyle önemli bir kararda size sormak zorundayım diye düşündüm. Bilmiyorum yanlış mı düşündüm. Şimdi öncelikle bu mesajı okumalıyım sizlere. Ve sizin fikrinizi almalıyım arkadaşlar. Şöyle diyor mesajda: merhaba, YouTube kanalınızı satmak isterseniz teklif sunmak istiyorum. Teklifim, hazırsanız okuyacağım teklifinin ne kadar olduğunu. Çünkü rakam beni heyecanlandırdı. Bir elim ayağıma dolaştı, ne yapacağımı şaşırdım. Yani rakamı okuyacağım, yalnız baştan uyarıyorum. Rakamı duyunca varınızı yoğunuzu satıp YouTube'a yatırmak yok. Oo, bu işte iyi para varmış deyip gelip bana rakip olmak yok. Ekmeğimle oynamayın benim. Benim ideallerimle, hayallerimle lütfen oynamayın. Rakamı okuyorum. Diyor ki teklifim, hazırsanız okuyorum. 5000 Türk lirası. Evet, 5, 3 tane de 0 var.
Hem de sağda sıfır, solda değil. 5000 Türk lirası. Ya şaka mı, ciddi mi? Ama dediğim gibi baktım, ciddi, devamında da ciddiyetini ifade ediyor. Eğer diyor kabul ederseniz bankadan paranız hemen yatacak. Hemen cash, sıcak para. İsmini de yazmış. Ben o kısımları gizleyeceğim. Önce parayı atarım demiş. Bu nasıl bir cömertlik? Bahsettiği paradan o kadar basit bir paraymış gibi ben henüz cevap yazmadım arkadaşlar. Henüz cevap yazmadım. Ne cevap yazayım? Beraber karar verelim. Benim aklımdan bazı cevaplar geçti aslında. Mesela 5000 çok, 3000 yeter bana demek geçti. Ya da 5000 çok ya, sen bunun üzerine 3-5 bir şey daha koy, Barış Özcan'ın kanalını al demek istedim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Ya da şöyle bir cevap geçti aklımdan. Ya sen 7 kişi birleşip niye YouTube'a girmiyorsun direkt? Öyle küçük düşünme. İdeallerin, hayallerin büyük olsun. Büyük oyna ya. 5000 lirayı gözden çıkarmış bir adamsın. Yani az daha fazla ver, YouTube'u al direkt. Ahmet'in kanalıyla niye uğraşıyorsun yani, gariban adamın kanalıyla? Bir de heyecanlandırıyorsun. Adamın uykuları bölünüyor, rüyalarına giriyor, ne yapacağını şaşırıyor. Ne diyorsunuz sevgili izleyenler? Bakın 5000 lira diyorum. Şimdi bizde şey vardır ya, şöyle bir refleks vardır. O parayı alıp Avrupa'ya kaçma. Ama ben zaten Avrupa'dayım. Benim o parayı alıp Türkiye'ye kaçmam lazım. Çünkü 5000 Türk lirası. Yani bir de şundan korkuyorum. O para benim hesabıma gelirse maliye bana çöker. Maliyeciler, vergi memurları beni iflahımı keserler. Nereden buldun bu parayı derler. Yani bunu ispatlamam lazım. Bunun için bir fatura matura bir şey lazım. Şimdi bakın. 5000 lira, 3 sıfır var 5'in sağında. 5000 lira kaç euro yapıyor? Şimdi euroyu şu an kaç lira bilmiyorum hesabı. Euro, Türk lirası, kurunu tam bilmiyorum. Diyelim ki 6 lira. 5000 çarpı 6 eşittir 30.000 euro yapmıyor. Küçük bir hata oldu. 5000 bölü 6 yapacağız değil mi? 5000 bölü 6 ne yapar? 6 kere 8, 48, 3, evet. 833 euro, 3 devre diyor. 833 euro. Şimdi arkadaşlar 833 euro büyük para. Almanya'da 833 euro için kan davası çıkar. Millet birbirine düşer, hükümet devrilir. 833 euro ile ben arabamın deposunu, yani 70 eurodan hesaplasam, yani şöyle böyle 12 defa doldurabilirim. Arabamın deposunu 12 defa doldurabiliyorum 833 euroyla. 5000 lirayla kim bilir Türkiye'de kaç tanker doldurulur. Almanya'da 12 kez depoyu doldurabiliyorsanız 5000 lira kim bilir Türkiye'de kaç depo, kaç tanker dolusu yakıt yapıyordur. Şimdi heyecanlanmamda haklıyım değil mi? Yani ne yapacağımı bilememem, cevap verememem, elimin ayağıma dolaşması. Ya, lütfen. Karşınıza çıkıp 5000 lirayla dursam ne yapabilirsiniz ki? Önünüze 5000 lirayı koysam ne yapabilirsiniz ki? 73 bin abonesi var şu an kanalımın. 73 bin insan var. Şimdi madem bu kanal hepimizin, birlikte karar vereceğiz. 5000 lirayı 73 binle çarpmıyoruz. 5000 lirayı 73 bine bölüyoruz. Bölünce de kişi başına ne kadar düşüyor? 0. Bir tane daha 0. Arada virgül var. 6 kere 7 42. 8 kere 7 56 olmaz. 6 olur o. 7 kere 7 49 olmuyor. Yani kişi başı 6 kuruştan biraz fazla düşüyor. Heyecanlandınız değil mi? Şimdi biz bu parayla ne yapacağız dediniz. Bu parayı nasıl bir ekonomik planlamayla kullanalım, bu parayla neye yatırım yapalım dediniz. Yani şimdi gelen teklifin beni heyecanlandırması gayet normal. Bu kadar büyük para elime geçince ben sapıtırsam, hadi kötü yola düşersem, hadi bu dünyada işlenmedik günah bırakmazsam, hadi kendimle beraber binlerce insanı bir günah batağına sürüklersem ne olacak? Beni kim durdurabilecek arkadaşlar? Yani ben bir yandan da şüpheleniyorum. Bu teklif art niyetli bir teklif olabilir. Benim ayağımı kaydırmak için. Beni
para, şöhret, makam, alkış içerisinde bu yeteneğin heba olması için bir plan olabilir. Bilmiyorum, size bırakıyorum. Ya şaka bir yana arkadaşlar. Gerçekten yani ne cevap vereceğimi bilemedim. Yani bu kanal en az 2 yıl oldu. Son dönemlerde daha çok uğraşıyorum. Emek verdiğimi düşünüyorum. Bunun için uğraşıyorum, düşünüyorum, yazıyorum. Videoların her şeyini kendim yapıyorum. 73 binden fazla insan değer vermiş. İzlenebilir bulmuş. Yorum yazmış falan, gerçekten kıymetli. İçin şaka kısmını bir tarafa bırakıyorum. Ama bunun karşılığında, bunca emeğin karşılığı 5000 olmamalıydı. Yani hani insan en azından yanına bir sıfır... Meselenin paradan öte bir şey olduğunu şöyle anlatabilirim size. Mesela birisi bana dese ki, ya Ahmetciğim hiç yorma kendini. YouTube'dan kazandığın para ne kadar? Şu kadar. Tamam, biz sana bunun iki katını verelim. Video falan çekme. Kabul etmem. Messi'ye deseler ki futboldan kazandığın parayı biz sana verelim, artık futbol oynama. Bence kabul etmez. Çünkü bu tür işler, yani işin içinde gönül varsa, heyecan varsa, kalp varsa, ne bileyim yani, hepimizde kalp var. Paradan öte anlamlar taşıyor. Yani ben yaptığım videoları heyecanla yapıyorum, severek yapıyorum, isteyerek yapıyorum. Bu işler öyle zorla, memuriyet kafasıyla yapılacak işler değil kesinlikle. Dolayısıyla da yani ölçerken, biçerken, hesaplarken böyle hesaplamamak lazım. Bilmiyorum, bu teklifi yapan arkadaşım, ben adını falan gizledim özellikle. Çünkü ona da sorarlar Türkiye. Sen 5000 lirayı nereden buldun da harcıyorsun bu para? Hayırdır? Söyle, YouTube kanalımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Konuş! 10.000, 15.000, 20.000 videonun sağından solundan, önünden arkasından izleyip ondan sonra vay be adama bak be, koca kanalı 5.000 liraya sattı gibi bir imaj çıkmaz inşallah. Tamam, bu videoda bazı şeyleri birazcık abartmış olabilirim. Yani haklılığımı ispatlamak için Messi örnek göstermiş olabilirim. Evet, tevazu yaptım yani. Neyse arkadaşlar, ben buradayım. Videolar yapmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Siz de orada olur. İzlerseniz, takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.